Herkese yeniden merhaba. Bu videoda üç boyutlu grafikleri işleyeceğiz. Üç boyutlu grafikler 2 girdi değeri. Aa, aslında iki boyutlu girdi değerleri desem daha doğru olur ve tek boyutlu çıktı değeri olan fonksiyonları göstermek için kullanılırlar. Örnek olarak f x virgül y eşittir x kare artı y kareyi kullanalım. Ve bu grafiğe geçmeden, iki boyutlu grafikler ve bu grafiklerle nasıl çalıştığımızın üzerinden geçersek doğru bir iş yapmış olacağımızı düşünüyorum açıkçası. Neden diye soracak olursanız, arada büyük benzerlikler var da ondan. Üç boyut için biraz daha fazla görselleştirme gerekiyor, o kadar. İki boyutlu grafiklerde yine bir fonksiyon söz konusudur. Mesela, f eşittir, x kare. Fonksiyonları görselleştirmemiz gerektiğinde girdi ve çıktı değerleri arasındaki ilişkiye, evet, buna odaklanmamız gerekir. Bu fonksiyon için girdilerde, çıktılar da de sayı. Örneğin fonksiyona 2 verdiğimizde bize çıktı olarak 4 verecek. Eksi 1 verdiğimizde 1. Önemli olan mümkün olan tüm girdi çıktı çiftlerini değerlendirmektir ve bunu yapabiliyor olmak yani her girdi çıktı çifti için bir mantık üretebiliyor olmak aslında muhteşem bir şeydir. Söz konusu olan bir grafik olduğunda da bu girdi çıktı çiftlerini gösterdiğimizi düşünürüz. O kadar. Mesela 2,4 noktası için 1 2 evet buraya da 1 2 3, 4 diyelim. Evet bahsi geçen nokta buradadır ve bir girdi çıktı çiftini temsil eder. Aynı şeyi eksi 1 virgül 1 içinde yapabiliriz. Eksi 1 virgül 1. Bunu mümkün olan tüm girdi çıktı çiftleri için yaptığımızda da çok düzgün bir çizim olmuyor farkındayım ama buna benzeyen bir eğri elde ederiz. X eksenini girdilerin dünyası olarak düşünürüz. Yani mesela burası girdi değeri 1'i, burası iki 2'yi temsil eder. Çıktı değerleri de noktaların yükseklikleridir ve tüm çiftleri sıraladığımız için bu şekilde düşünürüz. Çok değişkenli fonksiyonlar söz konusu olduğunda da grafiği hemen incelemeyelim. 3 boyutlu uzayı alalım ve yapmak istediğimiz şeyi en baştan yapmaya çalışalım. Burada da bu fonksiyonun girdi ve çıktı değerleri arasındaki ilişkiyi incelememiz gerekiyor ama bu seferki girdi değerleri sayı çiftlerinden mesela 1,2 gibi bir sayı çiftinden oluşuyor. Çıktı ise 1'in karesi artı 2'nin karesi yani 5'e eşit. Peki bunu nasıl görselleştirebiliriz? Bunları gruplamak istersek üçlü bir grup oluşturabiliriz mamız gerekir, öyle değil mi? Ve buradaki üçlü de 1 virgül 2 virgül 5'tir. Bunu 3 boyutta göstermek için şöyle yapalım. x doğrultusunda 1. Bu x eksenidir. Evet, burada 1 bir birim ilerleyeceğiz. y doğrultusunda, 2 birim şu şekilde. Ve son olarak yukarıya doğru da 5 birim ilerlediğimizde buraya yani uzaydaki belirli bir noktaya geleceğiz. Öyle değil mi? Bu nokta belirli bir girdi çıktı çiftine aittir. Farklı noktalar için de yapabiliriz bu şekilde. Aslına bakarsanız aynı şeyi sonsuz sayıda farklı nokta için yapabiliriz ve sonuç olarak bu arada bunu sonsuz sayıda nokta için yapmak belki sonsuza kadar sürebilir ama neyse şu çizgileri ama mümkün olan tüm girdi ve çıktılar için yaptığınızda bir yüzey elde edersiniz. Buradaki yüzey 3 boyutlu bir parabolü andırıyor. Aslına bakarsanız burada x kare artı y kareyi kullandığımız için bu Tabii ki bir tesadüf değil. Şimdi, 1,2 gibi bir girdinin x'ye düzleminde olduğunu düşünüyoruz, öyle değil mi? Evet, girdiler eğer bu düzlemde yaşıyorsa, çıktılar da noktaların yükseklikleri olur. İki boyutlu grafiklere ne kadar da çok benziyorlar, gördünüz mü? Burada girdiler x eksenindeydi, çıktılar da yükseklikti. Size bir de bunun sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Bunun için elimizdeki fonksiyonu biraz değiştirip her şeyi 1 bölü 2 ile çarpacağız. Kırmızı ile yazayım. Evet fonksiyonumuz f x virgül y eşittir. 1 bölü 2 çarpı x kare artı y kare olsun. Bu fonksiyonun grafiği neye benzeyecek dersiniz? Yükseklik demiştim ya, şimdi buradaki yüksekliklerin her birinin yarısını aldığımızı düşünmemiz gerekiyor. Başka bir deyişle az önceki grafik hemen hemen aynı kalacak ama yükseklikler yarısına inecek. Yani mesela bu yükseklik 5 değil, 2,5 e, olacak. Anlaştık mı? 1 bölü 2 yerine 1 bölü 12 kullanırsak da aynı renkle yazayım şunu. Evet, bu sefer de yükseklikler daha da küçülecek ve grafik düzleşerek x y düzlemine yaklaşacak. x y düzlemine yakın olan grafiklerin çıktı değerlerinin çok küçük olduklarını düşünebiliriz. Bu noktada, her çok değişkenli fonksiyonu bir grafik olarak düşünmenin çok çekici bir düşünce olduğunu, yani iki boyutta her şeyi grafik olarak düşünüp iki ve üç boyut arasında benzerlikler bulmaya çok alıştık ama bunun işe yarıyor olmasının sebebi girdi için çoklu boyutlar mesela iki çıktı için de tek bir boyut düşündüğümüzde bunları üçlü bir sayı grubu olarak düşünebilmemizdir. Ama söz konusu olan mesela üç boyutlu girdi ve iki boyutlu çıktı değerleri olan çok değişkenli bir fonksiyon olsa 5 boyutlu bir grafiğe ihtiyacımız olur ve bunu görselleştiremeyeceğimizi de biliyor olmalısınız. Bu yüzden de grafikler dışındaki yöntemleri de öğrenmeli ve kendinizi onlara da alıştırmalısınız. Mesela önümüzdeki videolarda 3 boyutlu grafikler üzerinden düşünüp bunu 2 boyutta yapabildiğimiz örnekler göreceğiz. Bu arada bunlara çevre eğrisi haritaları adı verilir ya da parametrik fonksiyonlarda çıktı uzayına bakılır, vektör uzayı da diyebiliriz. Yani girdi uzayına bakarız ama çıktıları alırız. Evet dediğim gibi farklı yöntemler var ve önümüzdeki videolarda bunları inceleyeceğiz. Üç boyutlu grafikler içinse söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.